Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkesin, özellikle de çocukların seveceği zencefilli kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Hemen yapımına geçelim. Oda sıcaklığında yumuşamış 140 gram tereyağı kasemize alıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyoruz. Mikserle çırparken pudra şekerlerinin dağılmaması için önce çatal yardımıyla eziyoruz, ardından da mikserle çırpıyoruz. Bir adet yumurta sarısı, 1/2 çay bardağı yani 50 ml pekmez ilave edip tekrar mikserle çırpıyoruz. Homojen kıvama gelen karışımı spatula yardımıyla toparlıyoruz. Su bardağı unun üzerine 1 paket vanilya, 1 paket kapatma tozunu ilave edip eleyerek karışımımıza ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyerek elimizde yoğuruyoruz. Streç film üzerine hamurumuzu alarak güzelce sarıyoruz. Derin dondurucuda 15 dakika bekletiyoruz. Hamurumuzu çıkarttık. Streç filmini açıyoruz. İki yağlı kağıt arasına koyup üzerinde merdiven yardımıyla açıyoruz. Her tarafının eşit olmasına dikkat ediyoruz. Üstteki pişirme kağıdını kaldırıp kalıplarımızı bastırarak şekiller elde ediyoruz. Siz elinizdeki herhangi bir kalıbı kullanabilir ya da kalıp kullanmadan da kurabiyenizi yapabilirsiniz. Farklı ve lezzetli bir kurabiye tarifi arayanlar ya da çocuklarıyla birlikte eğlenerek kurabiye yapmak isteyenlere göre harika bir tarif oldu arkadaşlar. Dikkatli şekillerimizi çıkartıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 santigrat derece fırında yaklaşık 12 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz çıktı. Ben süslemek için eritilmiş çikolatayı çöp şiş yardımıyla üzerine göz ve ağız yaparak süsledim. Üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim.
Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.